geçmiş olsun. Sağ olun. Ne kadar sürüyor kamu? Yaklaşık olarak 45 dakika sayılır. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Çok güzel olsun. Yüreğimiz efendim. Allah olsun. Çok iyi oldu. Kolay gelsin. Teşekkür ederim bakalım. Sağ olun. Sağ olun. Kartımıza en güzel. Sizden normal yardım. Sağ olun. Küresel bir sorunla karşı karşıyayız. Ulusal büyük bir mücadelemiz var. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde diğer ülkelerden pozitif ayrıştık. Onun güçlü liderliği, sağlık altyapımız, önce insan, insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışıyla koyduğumuz sistem, sosyal güvenlik çatısı bizi bugünlere kadar getirdi. Ve genelle yerel arasındaki koordinasyon, çıkan genelgelerin ete kemiğe bürünmesi, Sayın Valimizin başkanlığındaki oluşan kurulların, büyükşehir ve diğer bütün belediyelerimiz tarafından da her türlü desteği vererek bugüne kadar geldik. Ama bugün başka bir şey söyleme zamanı. Hazreti Mevlana diyor ya, dün dünde kaldı cancağızın, bugün yeni bir şey söylemek lazım. O yeni şeyi söylerken de Hazreti Mevlana'nın, Yunus Emre'nin, Hacı Bektaş-ı Veli'nin baktığı yerden bakmamız lazım. Bizim medeniyetimiz yaşatan bir medeniyet. Sevgili Peygamberimizin sünnetine baktığınız zaman, ilahi mesaja baktığınız zaman bize oradan emrediyor. Yardımlaşmayı emrediyor. Dayanışmayı emrediyor. Bugün toplandığımız konuda bir kanın nasıl bir canı kurtardığını emrediyor. Önce tedbir, sonra tevekkül diye emrediyor. Bugün Reşat abim aramızdaysa, İşte iki başkanımızın verdiği plazmayla, sevgili kardeşimizin kardeşinin verdiği mücadeleyle aramızda. Bilim kurulu gereğini yapıyor, devlet gereğini yapıyor. Ama şehir olarak bizim çok hızlı bu pozitif ayrışma, düşük risk grubunda başladığımız şeyi tamamlamamız lazım. Okullar açılmadan bu musibetten, bu musibetten, bu illetten bir an önce kurtulmamız lazım. Verilen her kan bağışı, hep plazma bizim bağışıklığımızı daha güçlendirir. Bu şehir her anlamda farklı oldu. Büyükşehir Belediye'mizin gayretleriyle 15 milyon maske dağıldı. Hiçbir şehirde olmayan araç kiralamayı burada başlandı. 150 tane araç kiralandı. Eğitimlerle ilgili, eğitimler o kadar önemli ki. Yani bir genelge çıkıyor. Bu genelgenin nasıl uygulanacağı? Marketçi neye göre davranacak? Berber neye göre davranacak? Halı saha neye göre davranacak? Onlarca, yüzlerce kişi bunun eğitimlerini verdi. Bu şehir, Büyükşehir başta olmak üzere kamu kurumlarıyla birlikte. Şimdi burada da başka bir iş yapmamız lazım. Binlerce hastamız iyileşti çok şükür. Ama iyileşenlerin diğerlerine can verebilmesi için kan verilmesi gerekiyor. Bu hem bizim insani anlamda bir görevimiz, hem de şehri korumak anlamında, ülkeyi korumak anlamında da buna ihtiyacımız var. Ben eğer bugün karşınızda bulunuyorsam şu üçlünün sayesindedir. Bana biraz da verilmemiş olsaydı maalesef bunun karşınızda bulunamayacaktım. Allah razı olsun, devletimizden de işi organize edenlerden de. Bu konuda özellikle tekrar ben hakkımızı, hem kan bağışını, çünkü bu dönemde kan bağışının da azaldığı duyumları alıyoruz ve özellikle de iyileşenlerden de plazma bağışının hayat kurtardığını, çok önemli olduğunu, genç bir insanın üç plazma ile hayata döndüğünü de ben ifade etmek istiyorum. 140 yaşında bile değil benim oğlum ve çok zor aşamalardan geçti. Yaşı çok ileri kişilerle aynı süreci yaşıyor şu anda ve hala hastanede. İnşallah bu plazma ile şifa bulur ve Rabbim inşallah tekrar ailesine, annesine, babasına, bizlere bağışlar. Bu hastalığı, bu rahatsızlığı geçiren kardeşlerimiz mutlaka gelsinler, Kızılay'a müracaat etsinler, plazmalarını versinler. Bunun mutluluğu hiçbir şeyde yok gerçekten. Çünkü orada hastalarımız böyle küçük sabi çocukları olan, 3-5-4 çocuğu olan insanlar var. Bunu takip ediyoruz bu süreçte, biliyoruz. Babalarının yolunu gözleyenler var, annelerinin yolunu gözleyenler var. Gelin lütfen o çocukların mutluluklarına hep birlikte katkı sunalım.